Pat diyor, birden nefesiniz daralıyor, gözleriniz sulanıyor, burnunuz tıkanıyor. Aşırı duyarlılık reaksiyonu yaşıyorsunuz. İşte bu hastalığın nasıl geliştiğini size anlatacağım. Aşırı duyarlılık reaksiyonları adı üzerinde aşırı duyarlılık gösteriyor vücudunuzdaki hücreler. Hangi hücreler? Çok meşhur olanı mast hücreniz. Vücudunuzun aldığınız bir moleküle, burnunuzdan kokladığınız, gördüğünüz, belki sohbet ettiğiniz bir kişi, yediğiniz yemekler zaten saymıyorum, temas ettiğiniz bir şeylere aşırı duyarlılık göstermesi. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tiplerine baktığımızda tip 1 anafilaktik, tip 2 sitotoksik, tip 3 immün kompleks hastalığı, tip 4 hücresel yanıta bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonları. Sıklıkla halk arasında alerji dendiğinde tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunu kasteder. İşte bu aşırı duyarlılık reaksiyonunun gelişmesindeki sistemini yönettiğimizde her şeyi yönetmiş oluruz. Vücudumuzda kendi kendine salınan otokoid dediğimiz ilaç özelliği taşıyan moleküllerden en önemlilerinden birisi histamin. Alerjilerin aşırı duyarlılık reaksiyonlarının baş aktörü, özellikle tip 1'de dediğim gibi. Histamini yönetmemiz çok önemli. Aslında bizi korumak için bizim dostumuz olan histamin bazen kafası karışıp vücutta dost olan salgıları düşman tanımlayabiliyor. Ve segresyonlarda artış, damarda genişleme, vazodilatasyon dediğimiz damarlarımızda genişleme yaparak o bölgede onu etkisizleştirmeye, yani hani aşırı duyarlılık yapan durumu etkisizleştirmeye çalışan bir molekül histamin. En çok mast hücresi ve bazofillerde bulunuyor ama vücudun her yerinde yaygın olarak bulunuyor. İşte bu histamini salınımı ve dokularda yıkımı bir denge halinde yürüyor. Vücudumuzda beyin dokularında histamin N-metiltransferaz dediğimiz bir enzimle yıkılıyor. Diğer bağırsak ve perifer serbest dolaşımda diaminoksidazla yıkılıyor. Yine küçük hücrelerde başka birkaç enzimle daha yıkılıyor ama ana konumuz bu yıkımda ve etkisini gösterdiği reseptörler üzerinden o reseptörleri bloke etmemiz çok önemli. Bilinen, ben öğrenciyken iki reseptörü olduğu biliniyordu. Bugün dört reseptörü daha iyi tanımlanmış durumda. Belki ben bu videoyu yayına koyduğum sırada bir başka reseptörü daha ortaya çıkacak. İşte bu yüzden şu anki bildiklerimizle konuşuyoruz. Dört reseptörü var ve bu reseptörler üzerinden bir numaralı reseptörler işte kalpte, damarlarda, iki numaralı reseptörler başka bölgede. Bu reseptörlerin yayılımına göre bizim nörolojik bulgular, kalp damar sistemimizdeki bulgular ve tüm bağışıklık sistemimizdeki salgıların yönetilmesi başlı başına değişiyor. Tek bir histamin, belki bir mikotoksin uyarısıyla soluduk, fark etmedik. Mantar toksinleri, küçük böyle miçelyumları aldık. Bütün reaksiyonları başlatabiliyor bahçeye çıktınız, mis gibi çiçekler, çok mutlusunuz, kokladınız. Birdenbire mast hücresini uyardı. Ve mast hücresinden salınan histamin molekülü damarları genişletti. Kanımızın içinde de, bazofillerde de histamin molekülü var. Vücut alarm verdi ve bütün salgıları arttırdı. Ne oldu? Burun mukozası şişti, gözler kızardı, segresyonlar aktı, sulantılar başladı. Bronş düs kaslarını, nefes yollarınızı daralttı, oradaki segresyonları arttırdı ve hırıltılı solunum nefes yollarınızı daralttı. İşte bütün bunları sadece sizin gözünüzle göremediğiniz küçücük polenler başarabiliyor. Histaminin reseptörleri var. 4 adet reseptörü var. Yani aracı antencikleri var. Ve bu antenlere git alerji yap emrini veriyor. İşte H1, H2, H3, H4 her birinin bulunduğu
dokular ve bölgeler farklı. Reseptörleri anladık, antenleri ve onu etki etmesi için sistemlerin çalışmasını yöneten emir subayları diyelim. H1, H2, H3, H4. Bu reseptörlerin olduğu bölgelerde damarın genişlemesi, segresyonların artışına neden oluyor ya histamin. İşte bu reseptörleri bloke ettiğimizde bu molekülün bizde, vücudumuzda oluşturduğu etkileri de bloke etmiş oluyoruz. Çocuklarınız bilirsiniz, kaşınınca hemen işte antihistaminik ilaç verir ya doktorunuz. İşte orada bilinenler H1 reseptör blokörleri, vücutta alerjiyi bloke etsin diye. Mide ağrıyınca H2 reseptör blokörleri verilirdi. İşte bunların vücuttaki yarattığı etkileri reseptörlerin bulunduğu organlara ve dokulara göre bloke etmek için, yani etkisizleştirmek için antihistaminikleri kullanıyoruz. Antihistaminik, anti etkisini bloke eden demek. Mast hücresinin histamini salmasını engelleyen bir takım astım ilaçları da vardır. Mast hücresi stabilizatörleri diyoruz biz onlara. Stabilize ediyor mast hücresini. Hayır, sen salınamazsın, histamini salamazsın diyen moleküller de var. Genel olarak alerjilerde bu tür ilaçları tedavide kullanıyoruz. Aşırı duyarlılık yapan moleküllere birkaç örnek verecek olursak, çam tozları, polenler, kimyasallar, koruyucu katkı maddeleri, yediğimiz yemekteki gluten, süt ürünlerindeki kazein, poliaminler, bazı sebzelerde, sebze çok sağlıklı biliriz ya, işte bize dokunabilecek, bazen epigenetik haritamıza göre badem çok masum, o bile bizde alerji, aşırı duyarlılık reaksiyonunu tetikleyen bir molekül olabilir. Aslında tüm hastalıklar bize aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla nefesine teşekkür eder. Hücresel oksijenini yükseltip sistem algoritmalarını ve vasküler yapıları, yani damar yapılarını iyi çalıştır, doğru oksijenlendir, dengede ve sağlıklı tutmanı aktarmaya çalışır. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında peki ne yapacağız? Hemen temas ettiğimiz, bizde bu aşırı duyarlılığı yaratan ortam, durum, moleküllerden uzaklaşmak. Bunun vücuttan atılmasını hızlandırmak ve histaminin dengeye kavuşmasını, yani fazlaysa azaltılması, azsa yükseltilmesi yıkan enzimin stabil forma geçebilmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için de su alımımız önemli. Çünkü tüm detoks mekanizmaları su alımıyla vücudun kan kimyasını değiştirecek. Nefesimizi daha etkin çalışmamız çok önemli. Bunun için doğal çözüm, bitkisel immün modülatör moleküllerden, tabii ki kendi bildiğimize değil, doktorumuza da danışarak, ama günlük özellikle vücudumuzda alerji yapmıyorsa, daha önce kullanım deneyiminiz varsa, immün modülatör moleküllerden çörek otunu kullanabilirsiniz. Aromaterapiden faydalanabilirsiniz. Vetiver, frankincense, selvi gibi vücudun dengelemesini amigdaladan yapan aromaterapik formüller kullanılabilir. Mukozal membranların tuzlu su ile irrige edilmesi, yani yıkanması, gargaraların yapılması, özellikle vücuda ajanların giriş bölgelerinin uzaklaştırılmasının çalışılması faydalı başvuracağımız yöntemler olacaktır. Bedenin aşırı duyarlılık reaksiyonu vermesinin sebebi, rüya, seni seviyorum, sağlıklı ol, aşırı duyarlılık gösteriyorum ki sen bir şeylerin tadını, dozunu kaçırdın, farklı şeylerle temas ediyorsun demektir. Aslında sizi uyarmaktır. Ve nefes varsa o uyarıları dinlemeyi, duymayı öğrenirseniz, ağrı, alerji yaratan her şey değiştirilebilir, nefesinizle yönetilebilir ve bedeni şifaya kavuşturabilirsiniz. Şifa olsun efendim.